Sevgili izleyiciler, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Ramazan ayı boyunca düzenlediği Ramazan Divanı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Asbü İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Halit Üveysi bizimle birlikte olacaktır. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. bugünkü konumuz e, Gazze'de Ramazan hakkında olacaktır. sorularımıza geçelim isterseniz. Öncelikle savaşın ve saldırıların olmadığı zamanlarda Gazze'de Ramazan nasıl geçerdi hocam? Evet, ilk önce Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bugün Gazze'de büyük bir katliam, büyük bir soykırım vardı. Ama ondan önce Gazze'deki Ramazanlarda güzel geçiyordu. Nasıl güzel? Yani insanlar sabırsızla her sene Ramazan bekliyor. Çünkü insanın iman, maneviyat ıı, artar. Biliyorsunuz 17 sene boyunca Gazze'de bir ıı, abloka vardır. Yani insan aslında ıı, son olaylardan değil, önden önce zor durumda yaşıyorlardı. Bu konuyla ilgili ıı, bir İngiliz gazeteci Ramazan ayında Gazze'ye gidiyor ve orada Gazze'deki Ramazan anlatıyor. Gerçekten orada diyor insanlar, bazı insanlar durumları iyi ama bazı insanlar hiçbir şey yok. Neden oruç tutuyorlar gayrimüslim birisi? Böyle şok oluyor. Neden insanlara oruç tutuyor? Bir ailenin yanında kalıyor Ramazan ayında. Onlar evdeki bütün yemekleri bu gayrimüslim kadına ikram ediyorlar. Sonunda bu kadın Müslüman oluyor. Yani oradaki Ramazan ruhu insanlar sabah akşama kadar diğer Müslümanlar gibi tutuyorlar. Ama özellikle Gazze'de teravih namazları farklı. Bütün camiler bir, bir buçuk saat teravih namazı kılıyorlar. Türkiye'de genellikle daha hızlı 20 rekat oluyor. Orada en az her rekatta bir sayfa Kur'an'dan okunuyor. Oradaki gazetede Ramazan'da hafızlık bir Türkiye'de mukabele vardır. Orada insanlar hıfzları tazeleniyorlar. Bu hı hı. özellikle Ramazan ayında ona yapıyorlar. Ama bir görmeyen bir Ramazan gazetede vardır. O da Uh, murabitler, mücahidlerin uh, tünellerin içinde uh, bir Ramazan vardır. Ribat uh, sınırlarda kalmak. Diğeri etikaf. Uh, etikaf çok popüler. Camiler Ramazan ayında dolu oluyor. Herkes itikaflarda, uh, uh, hatta mücahidlerde, camilerde dönüp İtikafları ya da ribat yerlerinde yapıyorlar ya da e, camilerde yapılıyordu. Anladım hocam, teşekkür ederiz. Peki Gazze'deki savaşa ve açlığa rağmen Müslüman halkın Ramazan için hazırlık yapması nasıl bir iman boyutudur? Evet, e, yani herkes bütün İslam coğrafyasında e, Ramazan'da ne yiyeceğiz, nasıl e, arzakları alıyoruz topluyoruz. İlk Ramazan'da ne yiyeceğiz konuşuyoruz. Gazze'de bu savaş sırasında böyle bir durum yok. İnsanlar e, sabırsızla Ramazan ayında bekliyor. Bizim bu açlıktan bir sevap olsun diye. Yani aslında bugün de Gazze'de birçok Müslüman e, açlıktan dolayı bu açlık boşa gitmesin diye sabah Tan akşama kadar ürüş tutuyorlar. Diyor ben en az niyetliyim. Ürüşle nasıl iftar yapacak ondan sonra düşünüyor. Yani böyle bir durum içinde. Onlar da özellikle Ramazan gelsin biz bir ay boyunca bu açlık değil bir Ramazan ibadeti olarak yapalım. Bir taraftan diğer taraftan iftar vakti biliyorsunuz dua Allah bizim dualarımız kabul eder. Onlar sadece kendileri için değil, bu ümmet için dua edecekler. Bu ümmet uyansın. Bu ümmet Mescid i Aksa'ya sahip çıksın. Bu ümmet ondan dolayı aslında bu savaşın içinde bizim imanımız ve Gazze'deki kardeşlerimizin imanı farklı bir seviye Bizim imanımız çok zayıfken. Onların imanları, teslimiyeti başka bir boyut. Görüyorsunuz bir baba, bir anne, bir çocuk her şeyi kaybetmişler ama Allah'a e, isyan etmiyorlar, şükrediyorlar. Allah'a e, e, diyorlar biz Allah'tan razıyız, Allah bizden razı olursa e, o şekilde onların imanı başka bir seviye. Ramazan onlar için e, bu imanın yükseliş nokta Yani in zir, e, en zirvesi. Gelmek için onlarda konuşurken Gazze'deki kardeşlerimiz, akrabalarımız onlar biz sabırsızla Ramazan bekliyoruz. Evet, kesinlikle çok hayranlık verici ve güçlü bir iman boyutu. Evet. Peki hocam, Gazze'de Ramazan ayına on binlerce kayıp ile girecek. Bu kadar acıdan sonra Gazze'de Ramazan nasıl geçer? Bizi nasıl bir Ramazan bekliyor? Evet, oradaki insanlar, yani çok acı bir Ramazan olacak gerçekten. Oradaki insanlar, yani düşün, bütün sevdikleriniz kaybettiniz, evleriniz kaybettin, bütün hatıralarınız, bütün mahalle yok edildi. Benim kendi halelerim Gazze'de onlarla konuşurken gerçekten nasıl bir Ramazan ben bile tahammül, tahayyül etmiyorum. Onların evleri yok, hiçbir şey kalmadı. İnsanlar Rafah'a gittiler, çadır kentlerin içinde. Orada İsrail saldırdığı zaman kendi... Ankaz evleri üzerinden geri orada döndüler. Şimdi onların durumu bugün de herkesin önünde görüyoruz. Onlar sabrı, metanetiyle eminim bu şekilde Ramazan geçecek. Ama çok acı yani biz ilk Ramazan, ilk gün Ramazan'da iftarımızda genellikle bütün aile toplayın. Berber büyülük dua ediyoruz. Ee, onlarda 30 bin, 40 bin, 50 bin yakın kayıplarımız, insan e, e, orada artık kalmadı. İftar nasıl yapacak? Ramazan Filistin'de, Gazze'de özellikle aile birliği gösteriyor. Herkes bugün Gazze'de bir kayıp. Kesinlikle vardır ya da bir yaralı var. Onlarda da bu Ramazan onlar içinde zor. Hastanelerde kardeşlerimiz, hastanelerde de kalmadı. Ankara'ya gelen Gazze'den kardeşlerimizle konuşurken biz Gazze'ye Ramazan orada oruç tutmak istiyoruz. Başka bir yerde istemiyoruz. Onlar Türkiye'de tedavi için geldiler. Ama Ramazan Gazze'de başka bir yerde benzemiyor diyorlar. Savaştan sonra nasıl olacak? Gerçekten çok zor. Ama bence sadece onlar için değil, bizim Ramazanımız da nasıl geçecek? Gazze uzaktan onlar bu soykırım izlerken. Oradaki kardeşlerimiz ölürken bizim Ramazanımız nasıl olacak? Eminim bu Ramazan, bu İsrail geçen savaşlarda özellikle iftar vaktinde saldırıyordu. O da çok acı. Yani düşün insan iftar için ne varsa hazırlık yapmıştı. En az bir belki bir hurma ya da bir su ya da bir şey ama iftar beklerken ezan okumak üzere onlar iftar yapmadan bombalar yağ yağıyor. O onlar inşallah şehit en yani iftarları peygamberimizle beraber yapacaklar. Eşim, ama sıkıntı bizde bizden e, onlar izlerken biz ne yapacağız? Soru e, Doğru, orada hocam. oluyor. Son olarak hocam, Peki Mescid-i Aksa'ya yapılan hain saldırılardan halk nasıl etkileniyor? Evet, aslında bu savaş Gazze'ni için girdi Mescid-i Aksa için. Hatta bu savaşın adı Aksa tufanı. Çünkü Mescid-i Aksa kaybediyorduk. Gazze 3 sene önce belki hatırlıyorsunuz 28 Ramazan'da büyük bir hain saldırısı Mescid-i Aksa'da oldu. Oradaki insanlar Gazze'den ve Türkiye'den yardım istedi aynı günde Gazze'ye müdahale etti ve İsrail'in Mescid-i Aksa baskı e, baskı e, durdurdular. E, ama Gazze'ye bedel ödedi. Bugün Gazze'de İslam ümmetin adına bu bedel ödüyor. Oradaki insanlar gördünüz. 12 yaşında bir kız ankaz altından çıkıyor. Diyor ben şehit olmadım mı? Keşke şehit Mescid-i Aksa feda olsun diye şehit olsaydım. 12 yaşında bir kız onun imanı bizim imanımızdan daha üstü görüyoruz. Oradaki insanlar biz hepimiz evlerimiz, mallarımız, hayatlarımız Mescid-i Aksa feda olsun açık bir şekilde bize seslendiriyorlar. Ondan dolayı onlar belki en zor kısmı Mescid-i Aksa İsrail Artık bir sınır tanımıyor. Gazze'de e, on binlerce kişi öldürdü O hiç kimse İsrail'e durdurmadı. Artık İsrail bir çizgi kalmadı, bir sınırda kalmadı. Ve İsrail Mescid-i Aksa karşı saldırıları da şimdiden hazırlıyor. İsrail, e, özellikle Siyonistler Mescid-i Aksa, e, işgalciler Mescid-i Aksa, Ramazan ayında sabahtan e, ikindiye kadar e, dolaşmaya izin verecek. iki üç Yahudi bayramı olacak. İsrail onun için bir hazırlık yapıyor. O günlerde sadece Yahudiler mescide aksa girsin. E, 50, 50 yaş ve üstü sadece müsaade etmek istiyorlar. O kesinlikle Gazze'ye e, çok büyük bir... E, etkilenecek. Çünkü oradaki insanlar biz bu savaş mescidi Aksa için girdik. Artık bu ümmet uyansın ve İsrail haddine bildirsin. Biz ümmet olarak hareket etmesek gerçekten Gazze düşerse sonraki gün mescidi Aksa düşecek. Ondan sonra Yahudilerin emelleri Türkiye'ye kadar arz-ı almak istiyorlar. Onlar had bildirmediğimiz müddetçe hiçbir sınır tanımayacaklar. Ondan dolayı böyle bir, belki bu Ramazan bu cihad ruhu ümmete yeniden e, öflerir. Belki bu ümmet uyansın. İftar vaktimizde Mescid-i Aksa için dua edelim. Gazze kardeşlerimiz dua edelim. Onlardan vazgeçmeyelim. Elimizde her şey yapmak zorundayız. Ve inşallah yakın bir zamanda, Özgür Mescid-i Aksa'da, Özgür Gazze'de inşallah orada gelecek Ramazanımız. Orada beraber inşallah oruç tutalım inşallah. İnşallah hocam. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Öncelikle Gazze'dekilerin. Ee, öncelikle ben size kayıplarınızdan dolayı başsağlığı dilemek istiyorum. Aynı zamanda Gazze'ye yapılan hain saldırılar sonucu şehit düşen Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tamam. ailelerine de sabır diliyoruz. E, katılımınız için teşekkür ederiz hocam. Evet, Hayırlı Ramazanlar ederim. dileriz herkese. Yani, teşekkürler.